Ve aklıma gelmişken söyleyeyim, ilginçtir. Bidat ehli Mustafa İslamoğlu, bu insan mesela bu ayeti tefsir ederken İbn Abbas'tan delil getirmiştir. Çünkü İbn Abbas'tan zayıf bir rivayet var. Onun kürsüsü yeri ve göğü kapsamıştır. Yani ilmi diyor İbn Abbas. Zayıf bir rivayette. Yani subhanallah, benim hayatımda gördüğüm en dengesiz bidat ehli kimselerden birisidir. Yani bu kadar bir insan dengesiz olur. Yani düşünün, bir ayeti sen tamamıyla bidat bir tefsir edersin. Ne zamanki gördüğün seleften, sahabeden biri bunu söylüyor, hemen o görüşlere yapışır. Ama baktığın zaman birçok binlerce ayeti tefsir etmiştir İbn Abbas, hiç değinilmez bunlara. Veya diğer selefi alimler. Ama nasıl kendilerine, ki bu zayıf da olsa onlar için fark etmiyor. Şimdi ilginç olan şudur. Mesela diyelim ki bunu direkt İbn Abbas'tan getirdi. Sahih bir rivayet de olsa yine elle tutulur bir yanı olur. Yani zayıf sahihine bakmıyor. Hani düşün, bu şeye benzer. Bakın kardeşler, bir insan, bu psikolojiktir aslında. Denizde boğulan bir insanın önüne kibrit çöpü atsan, biliyorsunuz kibrit çöpü tahta olduğu için değil mi? Batmaz asıl itibariyle. Yani içi boş olduğu için batmaz. Psikolojiktir bu. Boğulan bir insan hemen elini atar oraya. Yani onun onu kurtarıp kurtarmayacağını hiç düşünmez. Yani denizde boğulmasa bir adam, ona sorsan ki bu kibrit çöpü seni kurtarır mı? Yani deli misin der sana. Değil mi? Ama boğulan bir insanda bu psikolojiktir. Boğulan bir insanda psikolojiktir. Çünkü başka hiçbir çaresi kalmamış. Yüzmeyi bilmiyor ve gittikçe batıyor ve nefesi kesiliyor. Önünde saniyeli kibrit çöpü görse psikolojik olarak onu ele atar. Elini ona atar. Acaba beni havada tutar mı, deniz üzerinde tutar mı diye. Anlatabiliyor muyum? Yani onu, kibrit çöpün onu taşıyıp taşımayacağını düşünmez bile. Şimdi bunlar da böyle. Yani baktığın zaman direkt ne yaparlar? Direkt mesela kendi bidatlarına uygun bir şey gördükleri zaman bu sayı zayıf olduğuna bakmaksızın alırlar. Bir de ilginç olan şudur. Normalde bir insanı düşünün, aslı itibariyle zaten hadis inkarcılığı var. Değil mi? Bak, hem hadis alıyorsun, bak bu birinci şey, hem de hadisin zayıfını alıyorsun. Yani bu kadar dengesizlik olur. Hani hadis inkarcısı bir insan hadis alacaksa bile, mesela Yaşar Nuri Öztürk gibi en azından der ki bir tane hadisi ben kabul ediyorum. Yeryüzünde bir hadis vardır sahih. Kim bana yalan söylerse hakkında cehennemdeki yerini hazırlasın mütevatir. Ondan başka da kabul etme. En azından hadis inkarcısı böyle yaklaşsa dersin ki yine bak, yeryüzündeki en sayı hadislerden. Hakikaten de bu yeryüzündeki kabul edilmiş en sayı hadislerdendir yani. En azından dersin ki bak adam yani en sahili senedi aldı. Yine dersin geldi buradan sana 0.1 puan veriyoruz dersin en azından. En basitinden. Yani bu insanlar hem hadis inkarcısı hem de sahih rivayet, zayıf rivayetlere ne yapıyorlar? Sunuyorlar. Bakın bu şahsın mealine görürsünüz bunu. Evet.